Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'lik kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun başına ufak bir duyuru olarak koyuyorum. Arkadaşlar videonun için en sonunda size bir soru sordum. Bunu cevaplayabilirsiniz. Çok sevinirim. Ve aynı zamanda futbolcularla videolar gelecek. Ve ben futbolcuların fut kartlarını bastıracağım. Futbolcuların fut kartlarını Team of the Year versiyonu şeklinde bastırayım? Yoksa ikon versiyonu şeklinde bastırayım? Üzerine imza atılacak. İmzanın daha nasıl temiz durur ben renkör olduğum için tam bilmiyorum. Bana bunu yorumlarda belirtmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Ve futbolcularla video çekeceğimiz için de arkadaşlar bu son bir ayda çok aktif olacağız. Ve desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Desteğinizi gösterin. Ben de size söz vermiş olduğum bütün futbolcu videolarının hepsini en kralıyla getireceğim. Adamsınız cansınız. İyi seyirler. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz çok tatlı olacak. Öncelikle artık arkadaşlar üniversitedeki iki tane final bitirme projemi de vermiş durumdayım. Sadece önümde finaller kaldı arkadaşlar. İki tane dersin finali zor. Diğerlerini rahatlıkla halledeceğim ve üniversiteden mezun oluyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 3.45-3.50 civarı bir ortalamayla mezun olacağım. Artık dereceye girer miyim, girmez miyim çok fazla düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü artık bir yerde çalışıyorum biliyorsunuz ki. Çalıştığım yerde kendimi geliştirdikçe zaten hani bu okul işinin ne kadar boş olduğunu öğreniyorsunuz. Çünkü orada yaptığınız şeylerin, okulda yaptığınız şeylerle hiçbir alakası olmadığını görünce daha da aydınlanıyorsunuz sevgili dostlar. Bundan dolayı artık kafam çok daha rahat. Artık her şey çok daha güzel olacak. Zamanım daha çok olacak ve bu da ne demek oluyor? Eski günlerdeki gibi YouTube'a geri dönüyoruz arkadaşlar. Beni bilen bilir. Ben böyle genelde videolarımı sohbet tarzı yaparım arkadaşlar. Hani kendi hayatımdan bir şeyler de sizlere sunmaya çalışıyorum. Çünkü biz bir aile izleyen gibi. Bu bir YouTube kanalından çok ailenin kanalı. Şimdi biz konumuza gelelim sevgili dostlar. Konumuz şu. Biliyorsunuz ki Team of the Season geldi, çattı. Geçtiğimiz hafta İngiltere 2. Ligi ve Community yani topluluğun seçmiş olduğu Team of the Season kadrosu geldi. Tabii ki de bu kadroda iyiler vardı, kötüler vardı. Orasını tartışmıyorum ve tartışmayacağız da bu videoda. Ve çok fazla ilgi oldu. İlk defa arkadaşlar bir Community SBC'si bu kadar pahalıydı ve Community kadrosu da bu kadar pahalıydı sevgili dostlar. Dediğim gibi bu sefer gerçekten insanların ilgisi çok yüksek oyuna karşı. Bakalım Premier Lig'de veya diğerlerinde ne olacak. Şimdi bu videoda sizlere hem Süper Lig TOTS'u hem de Team of the Season döneminde nasıl coin kasabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz sevgili dostlar. Öncelikle şöyle bahsedeyim. Bu sene her cuma günü iki tane kadro geliyor sevgili dostlar. İlk gelen kadronun SBC'si pazar günü, diğerininki de salı günü çıkıyor ve bu şekilde sezon sonuna kadar ilerleyecek. Yani Team of the Season'ın sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. Ve sizlere bir müjdem var arkadaşlar. Bu sene %100 ihtimalle Team of the Season'ın Süper Lig versiyonu da yani Türkiye'mize özel versiyonu da gelecek. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Tamamen ülkemizin futbolcunun bulunduğu bir kadro gelecek. Ve bu kadroda bizler sevdiğimiz futbolcularla oynama şansı bulacağız. Özellikle ben Burak Yılmaz'ın Team of the Season ile oynamak için hani yerimde duramıyorum arkadaşlar. Bu gerçekten de güzel bir olay oldu. Buna çünkü yenilik demeyeceğim ben. Bu EA Sports'un ve Apple'ın yapmış olduğu bir strateji arkadaşlar. Genellikle ekledikleri şeyleri kaldırırlar. Ondan sonraki modellerde bunu geri getirirler ve insanların buna aa ne kadar güzel yaptı demelerini beklerler sevgili dostlar. Bu tamamen bir pazarlama stratejisidir ve buna dediğim gibi hani insanlar kanıyor maalesef. Bunu zaten normalde olan bir şeydi. Geçen sene kaldırılması zaten inanılmaz saçma olan bir şeydi. Ve bu sene tekrardan bizlerle birlikte olacak. Apple da biliyorsunuz ki çoğu modelini bazı özellikleri kaldırır. Bir sonraki modelini de getirir ve Apple konferansında ooo nasıl geldi falan diye olaylar çıkar arkadaşlar. Bu olayda dediğim gibi tamamen bu şekilde. Ama bizim için sevindirici olan nokta şu ki bu sene arkadaşlar Team of the Season'da Türkiye kadrolarıyla oynayabileceğiz. Bu da gerçekten de oyun zevkini arttıran bir özellik olacak. Şu anda arka planda izlemiş olduğunuz şey ise arkadaşlar sizlere bahsetmiş olduğum lig SBC'lerini tekrar tekrar yapma olayı. Ve burada görmüş olduğunuz gibi ben zaten bu oyuncuları arkadaşlar önceden almıştım. Şu anda hepsini bu şekilde SBC'ye gönderiyorum arkadaşlar. Bazen kimya yapmak dediğim gibi zor olabiliyor. Bazen olmayabiliyor. Bazen position change basmanız gerekiyor. Ama olabilir. Bu arada benden paket açılımı bekliyordunuz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte yayın yapabilmek için gerçekten paket açılımı yayınlarını en az sizler kadar ben de özledim. Çünkü gerçekten de oyunun en eğlenceli ve en adrenalin dolu anları arkadaşlar bence. Bundan dolayı bu hafta sonu dediğim gibi
pek opening'imiz inşallah olacak sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi Casemiro'yu aldım ilk seviyeceğim. İkincisinden de Umtiti'yi alacağım. Bu hafta çünkü yatırımımız olacak. Hemen yatırıma da dediğim gibi hız kesmeden geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Team of the Season geldiği zaman iki türlü coin kasma yönteminiz oluyor sevgili dostlar. İlki birazcık marketi bilmeniz gerekiyor. İkincisi neyse marketi hiç bilmenize gerek yok. Direkt coin kasabilirsiniz. Şimdi ilk önce marketi bilmeniz gerekenden başlayalım. Biliyorsunuz ki Team of the Season çıktığı zaman insanlar markete bir yüklenme yapıyor. Ve bu yüklenme sonucunda da insanlar çok fazla normal yani olan dışı fazla paket açtıkları için dolayısıyla çok fazla tot çıkıyor. Yaklaşık bir yarım saatlik dilimde. Bu dilimde arkadaşlar çıkan oyuncu ucuz oluyor. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz hafta Community Tots'a çıkan Brezilyalı Napoli'nin orta sahası alanın arkadaşlar kartı öncelikle 337K'lara, 340K'lara, 350K'lara bayağı vardı ve ancak insanlar paketlerini açtıktan sonra, herkes paketlerini bitirdikten sonra normal olarak alan artık paketlerden daha az düşmeye başladı. Çünkü insanların açacak paketi veya FIFA points'i kalmamıştı. Durum böyle olunca alanın arkadaşlar kartı 350K'dan 480K'ya çıktı. Şimdi sizin burada hangi oyuncu alacağınızı ve neye göre alacağınızı karar vermeniz için öncelikle o oyuncunun genellikle kadrolarda kullanılıp kullanılmadığını, aynı şekilde o ligin tercih edilip edilmediğini ve bu oyuncuyu bağlayabilecek herhangi iyi bir oyuncu olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bu da birazcık market bilgisi ve birazcık da risk demek. Ama ve lakin ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz riski almıyoruz. Her zaman kesin yoldan ilerliyoruz ve kesin olan bir yol var arkadaşlar. O da SBC, yanlış söyledim bak, SBC yapıyoruz, SBC dedik. SBC falan yap, unutun abi. Diğer yöntemimiz ise Team of the Season'a giren kartları satın almak. Ne demeye çalışıyorum bu dediğimle? Şöyle demeye çalışıyorum güzel kardeşim. Team of the Season'a giren bir oyuncu o bir hafta boyunca paketlerden çıkmıyor. Ve bir hafta boyunca paketlerden çıkmadığı için de insanlar da sürekli özellikle ilk 5 büyük ligde oynuyorsa arkadaşlar sürekli SBC yaptıkları için bu oyuncuyu da sürekli SBC'lerde kullandıkları için belirli bir süre sonra bu oyuncuyu markette bulamıyorsunuz arkadaşlar. Hal böyle olunca ne oluyor? Oyuncunun fiyatı tavan yapıyor. Hemen bunu örneklendirelim arkadaşlar. Örneklendirmek güzeldir. Şimdi şöyle biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda ya da geçtiğimiz senelerden bunu hemen örnek de verebiliriz ama biz bu seneden gidelim. Bu hafta Rodri'nin Team of the Season'ı çıktı. Rodri normalde 1.5-2K'ya giden Atletico Madrid SBC'sinde kullanılan bir orta saha ve şu anda Rodri'nin gittiği fiyat 6K. Yani baktığımız olduğunuz zaman kendini arkadaşlar 3'e katlamış durumda. Bu gerçekten de inanılmaz bir yüzde. Ve sadece o oyuncu değil hepsinde arkadaşlar minimum 2'ye katlanmış durumda. Yani ne demek oluyor biz? Biz Team of the Season'a girecek oyuncuları almamız gerekiyor. Ve şu anda da biliyorsunuz ki insanlar inanılmaz şekilde lig SBC'lerini yaptığı için inanılmaz daha da fazla artıyor. Ve şu anda bu hafta Cuma günü yani yarın arkadaşlar ne geliyor? Premier Lig'in SBC'si değil TOTS'u geliyor. Bak bu SBC yemin ediyorum hayatımızı aldı. TOTS'u geliyor arkadaşlar. Ve ne demek oluyor? Biz İngiltere'de Team of the Season'a girebilecek ve aynı zamanda da SBC'lerde kullanılabilen kartlara yatırım yaparsak biz parayı katlarız demektir. Hemen sizlere benim kendi yapacağım yatırımlardan bahsedeyim. İlk olarak arkadaşlar Trent Alexander-Arnold. Biliyorsunuz ki Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold arkadaşlar Team of the Season alacak. Ve Team of the Season aldığı zaman da o kartın en ölü 7.5-8K civarı olmasını bekliyorum. Onun dışında Manchester City'den Aymeric Laporte ve Bernardo Silva'nın da Team of the Season alacağı %99.99. Her zaman arkadaşlar %1'lik yayın gavatlık payı vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Durum böyle olunca ne oluyor sevgili dostlar? Biz gidiyoruz Trent Alexander-Arnold'u Liverpool'dan alıyoruz. Manchester City'den Aymeric Laporte ve Bernardo Silva'yı alıyoruz. Bunlar genellikle bize istediğimiz kar yaptıracaktır. Şimdi bunun dışında bir risk var. Bu risk nedir? Biliyorsunuz ki Team of the Season'daki her oyuncuyu SBC Allah'ım kafayı yiyeceğim. Her oyuncuyu paketlere koymuyorlar arkadaşlar. Yani bazı oyuncuları haftalık görevlerle vesaire de verebiliyorlar. Ve siz şunu aklınız gitmesin. Geçtiğimiz hafta EA Sports bir hata yaptığı için biz Rodri'nin falan kartını da markette görebildik. Normalde haftalık görevde verdiği bir kartı EA Sports asla paketlere koymaz. Dolayısıyla burada şöyle bir risk var. Küçük takımlardan yapacağınız yatırımlarda belki o oyuncunun arkadaşlar SBC olarak özür diliyorum paketlerde değil de haftalık görev olarak da gelme olasılığı var. Mesela siz diyelim ki Jamie Ward'a yatırım yaptınız. Bence Ward'ın totsu bu arada %99 çıkacaktır arkadaşlar. Çünkü 18 gollük bir performansı var. Örnek verecek olursak Ward'ın kartı haftalık görevlerden gelebilir veya
Everton'dan sol bek olan Lucas Digne'nin kartı da dediğim gibi haftalık görev olarak gelebilir. O yüzden bu kartlar birazcık riskli. Yani EA Sports Trent, Alexander-Arnold, Laporte, Bernardo Silva gibi oyuncuları asla ama asla haftalık görevlerden vermez. Çünkü bu oyuncular gerçekten para eden oyuncular. Bu oyuncuların kartların çıkacağı %99.9. Ama ve lakin işte Lucas Digne'dir, Forster'dır. Bu tarz kaleciler ya da Fraser'dır Bournemouth'ta, biliyorsunuz ki 14 asist yaptı kendisi. Hani o tür kartların haftalık görevlerle gelme olasılığı gerçekten de çok yüksek. O yüzden çok basit bir yatırım dediğim gibi Trent Alexander-Arnold'un 8K'ya çıkacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Aymeric Laporte'un arkadaşlar markette olmayacağını düşünüyorum ve markette olmayacağı için EA Sports'un da bu kartın arkadaşlar price range'ini arttıracağını düşünüyorum. Bernardo Silva da aynı şekilde, çünkü Aymeric Laporte SBC'lerin çok kilit bir ismi sevgili dostlar. Dediğim gibi herkes kullanıyor. Her SBC'de var, her ikon SBC'sinde var. Yüksek kimya isteyen SBC'lerde özellikle mutlaka yer alan bir kart. Bundan dolayı arkadaşlar çok fazla artacaktır ve yani SBC'lerde artık insanlar kullanamayacağı için, artık bulamadıkları için artık onun price range'i artacaktır arkadaşlar ve bu şekilde erişim sağlanacaktır. Dediğim gibi ben bunları yatırım yapacağım. Tabii daha yapmış olduğum diğer yatırımlar da var, görmüş olduğunuz gibi. Burada Andy diye, Bruno Fernandes, hala tostlarımız duruyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Hep üstten listeliyorum. Birkaç tanesini bırakmıştım. Yani dediğim gibi yaklaşık 200 tane falan sattık. Bunları bıraktım. Bunları bırakmamın sebebi ise Premier Lig'de satacak olmam. Dediğim gibi sizler de hani Tots yatırımını ben artık tavsiye etmiyorum çünkü price range'ler düştü. Evet, artabilir ama hiçbiri Trent Alexander-Arnold, Laporte gibi falan sizlere katkı sağlamayacaktır. Bundan dolayı arkadaşlar kesin yatırım olarak Game of the Season'ı çıkacak topçuları alabilirsiniz. Aynı zamanda illa bugün almanıza da gerek yok. Yarın akşam saat 8'de direkt arkadaşlar takip edip, hani EA Sports'un paylaşacağı tweet'i takip edip veya gün içinde Twitter'dan sızacak bilgileri takip edip o oyuncuları da dediğim gibi saat 8'e girip hemen 10-20 tane alsanız bile zaten size tatlı bir kar bırakacaktır sevgili dostlar. Sizler de bu şekilde karınızı yapabilirsiniz. Gerçekten coin kasmak çok basit. Dediğim gibi gidin abi bütün paranıza. Ben şu anda paraya yaklaşık 6-7 milyon yapacağım. Dediğim gibi kasayı boşaltacağız. Kasayı boşalttıktan sonra gelen bütün parayla da gideceğim Trent Alexander-Arnold, Aymeric Laporte ve Bernardo Silva alacağım. Dediğim gibi bu şu sıralarda, yani siz bu videoyu izliyorken, ben videoyu çekiyorken TBC var arkadaşlar. TBC Perşembe akşamı saat 8'e bittikten sonra Laporte ve Bernardo Silva da ucuzlayacaktır. Dolayısıyla o zaman o oyuncuları alarak da yatırıma devam edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın ben arka planda SBC'lerin hepsini tamamladım. Zaten ben bu oyuncuların hepsini dediğim gibi önceden satın almıştım. Şöyle girişik yapalım, hatta sizlere o kısmını da göstereyim. Bir kere alırken takımı iki kere satın alıyorum arkadaşlar. Her oyuncunun ikişer tane alıyorum. Atanamayana gönderiyorum. İlk SBC tamamladıktan sonra ikincisini de bu şekilde atanamayanlardan kulübüme gönderip tamamlıyorum sevgili dostlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Totus'tan bahsettik. Süper Lig Totus geliyor kesin olarak. Çünkü 28'ine kadar sürecek bir etkinlikte her hafta 2 tane lig, her hafta 2 tane kadronun çıkacağını düşünürsek arkadaşlar, saymış olduğum liglerden baktığım zaman Süper Lig kesin geliyor. Süper Lig, Arjantin, Meksika Ligi, hepsi, bunların hepsi gelecek. Portekiz Ligi, Hollanda Ligi gibi spesifik liglerin hepsi arkadaşlar dediğim gibi bizlerle birlikte olacak. Sizler de bu şekilde yatırımlarınızı arkadaşlar yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bakın ben bunları bazılarından fazla düşmüş. Bu şekilde SBC'lerimin hepsini tamamlıyorum. Ve buradan almış olduğum futbolcuları da dediğim gibi gidip Hulit'in SBC'sinde kullanacağım. Şimdilik Casemiro'yu aldım. Bir sonrakinde de arkadaşlar dediğim gibi başka kartları yöneleceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsini tamamladık. Bir Athletic Club kaldı. Ondan bir kere almıştım işim çıktığı için ve Valencia'da kalmıştım. Valencia'dan da birer kere alabilmişim. Şimdi bunları da tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi hafta sonu arkadaşlar canlı yayın olacak. Zaten paketleri görüyorsunuz. Takipte kalmayı unutmayın. Artık bundan sonra geri dönüyorum. Size bu videonun her videoda olduğu gibi bu videoda da bir sorum olacak arkadaşlar. Bu sorum da şu şekilde. Videoları biliyoruz atıyoruz. Hani Nepenthes gibi mesela her akşam çıkan SBC yorumlama ve her akşam çıkan olayları veya güncelen olayları yorumlamak için video atayım mı? Ben genelde bir konu bulduğum zaman video atıyorum ama Nepenthes gibi günlük schedule'a dökebiliriz istiyorsanız. Hani şu çıktı, yapılır mı, yapılmaz mı, analizi, bunu yenen hangi şeyler olabilir tarzında. Bu tarz şeyler istiyorsanız bana bunu yazabilirsiniz. Hafta sonu bomba paketlerle yayın yapacağım. Hepinizi de bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diyorum. Sorumu cevaplarsanız beni çok mutlu edersiniz ve hoşça kalın.